Almanya'nın büyük bölümünde 6 haftalık yaz tatili bu sabah sona erdi ve ilk ve orta dereceli okullarda 2020-2021 eğitim yılı başladı. Başladı. Önümüzdeki haftalar gerçekten de merakla bekleniliyor. Almanya'da ve Avrupa Birliği'nde korona vakaları okullarda yayılacak mı, yayılmayacak mı şeklinde. Ülkede okullar geçen Mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle eğitime önce tümüyle ara vermiş. Daha sonra Mayıs ve Haziran aylarında kısıtlı ve dijital olarak sürdürülmüştü. Yeni okul döneminde ders zilinin çalmasıyla düzenli eğitime geçilmesi hedeflenirken öğretmenler ve sendikalar müfredatın normal koşullarda devam edemeyeceğini, süremeyeceğini öne sürüyorlar, belirtiyorlar ve full programlı eğitime karşı çıkıyorlar. Federal hükümetle birlikte eyalet hükümetinin ortak hedefi salgın öncesinde olduğu gibi öğrencilerin haftanın 5 günü en azından, günde en azından 6 saat derslere girmesi şeklinde. Ancak Almanya'da her eyalet kendi eğitim sistemine sahip, kendi sisteminden sorumlu. Onun için düzenli derslere geçme süreci, planı ve hijyen koşulları üzerine farklı uygulamalar söz konusu Almanya'da. Nitekim başkent Berlin'de olduğu gibi bazı eyaletler sadece okul içinde ve avluda maske takılmasını yeterli buluyorlar. Ülkenin en büyük eyaleti, Türkiye kökenlilerin de yoğun olduğu Kuzeyren-Vesfalya, bu eyalette Kuzeyren-Vesfalya'da dersler önümüzdeki çarşamba günü başlıyor. Buradaki dersliklerde Ağustos sonuna kadar maske şartı planlanıyor. Özellikle başka ülkelerden tatilden dönenler nedeniyle korona vakalarında yeniden artış yaşanması korkusu var ve bu nedenle tatil sonrası geçiş döneminde 3 haftalık 4 haftalık dönemde maskeli eğitimin olası bir salgını engelleyebileceği belirtiliyor. Birçok eyalette uygulanan ortak önlemler ise öğrencilerin fiziki temas ile selamlaşmalarının yasak olması, her ders saatinden sonra sınıfların havalandırılması ve öğrencilerin okul alanlarında 1,5 metre sosyal mesafeyi sağlayamadığı yerlerde maske taşıma şartı. Yeni eğitim yılında velilere de bazı kısıtlamalar getirildi. Örneğin hiçbir öğrenci okul bahçesine ya da okula giremiyor. Veliler çocuklarını okul bahçesine kadar getirebiliyorlar. Ondan sonra da evlerine gitmek zorunda kalıyorlar. Öğretmenler de istediklerinde koronavirüs testi yaptırabiliyorlar. Pek çok öğretmen ve eğitimci korona risk grubunda yer alıyor. Bu nedenle öğretmenler ve eğitim sendikaları okullarda düzenli derse kuşkulu bakıyor ve öğrencilerin hijyen kurallarına uymayacağını, okulların virüs yuvaları haline geleceğini savunuyor. Öğretmenlerin çıkarlarını savunan sendikanın, GEV sendikasının sözcüsü, okulların açılması sanki Titanic gemisinin bilerek buzla sürülmesi şeklinde görüş belirtti. Şimdi Almanya'da okullar açılıyor dedik. Avrupa Birliği'nde de önümüzdeki haftalarda, aylarda açılacak ve Almanya'da edinilen deneyimler Avrupa Birliği, belki de tüm dünya için önemli bir kıstas haline dönüşecek ve ona göre diğer ülkelerde de okulların açılıp açılmayacağı, korona vakalarının gerçekten de okullarda bir büyük bir ivme kazanıp kazanmadığı Almanya'daki deneyimlerden öğrenilmiş olacak.